Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Kasım ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Kasım ayı aslında geçtiğimiz ayın yaşadığımız tutumların etkilerinin ilk 15 günde daha hala devam ettiğini görüyor olacağız. Daha sonrasında 13 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. 27 Kasım'da da İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Aslında ana temayı Kasım ayı içerisinde yaşayacağımız olayları bu yeni ay ve dolunaylar belirleyecek arkadaşlar. Şimdi burç yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açar. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum. Bir de kısaca kampanyamdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada kampanyaya gelen ilgiden dolayı çok teşekkür ederim hepinize. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1500 TL. Bizimle WhatsApp iletişime geçmeniz yeterli olacaktır kampanyamızdan yararlanmak için. Hadi geçelim Burç yorumlarına. Merhaba Koç Burcu ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Evet arkadaşlar Kasım ayında sizi neler bekliyor? Hemen şöyle bir gökyüzümü açıyorum evet, Kasım ayı içerisinde ne dedik? Aslında tutulmaların etkili ilk etkileri ilk 15 günde devam ediyor olacak. Ekim'de biliyorsunuz iki tane tutulma yaşadık. Biri güneş tutulması, biri ay tutulması. Özellikle ay tutulmaların etkilerine daha hala ayın 12'sine 13'üne kadar da devam ediyor olacak. Hatta 13 Kasım'da gerçekleşecek olan Akrep Burcu'ndaki yeni ay da bunun devamı niteliğinde bir yeni ay olacak aslında. Baktığımız zaman 8. evinizde gerçekleşecek bu 13 Kasım'daki Akrep Burcu yeni ayı. 8. ev biliyorsunuz kriz alanı arkadaşlar. Orada ne dedik? İşte eşimiz, ortağımız miras, nafaka vesaire gibi konularda bir gelişme olabilir dedik. Kredi çekebiliriz, borçlarımızı yapılandırabiliriz ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapabiliriz dedik. Şimdi ayın yeni ayında etkileriyle beraber bu konu daha da çok tetiklenecek. Alamadığımız parayı tahsil edebiliriz, aldığımız parayla kredilerimizi, borçlarımızı, yatırımlarımızı yapıyor olabiliriz. İşte kredi kartlarımız, kredi limitlerimiz, yatırımlarımız bu konularda önemli bir gündem oluşturacak aslında. Ve aynı zamanda tabii ki eşimiz, ortağımız bizimle tekrar bir araya gelebilmek için, bizi maddi manevi destekleyebilmek için bazı konuşmalar ve görüşmeler yapacak bizimle. Tabii bu görüşmeler, konuşmalar her ne kadar iyi niyetli gibi görünse de aslında kendi çıkarları için görüş olacaklar arkadaşlar. Bunu e, tenzih ederek e, söylemek isterim ki siz kendi çıkarlarınız doğrultusunda yine de işlem yapmaya çalışın. O güven e, konusunu desteklemeye çalışın. Çünkü e, sanki sana yardım ediyorum şeklinde görünse de bu tamamen kendine hizmet etmek gibi bir açı da yaratacak. Tabii ki şartlar ve koşullar hepimizin haritasına göre farklılık gösterebilir ama genel itibariyle Baktığımız zaman eşimizin ortağımızın artık parasal konularda bizi desteklediğini ve kendi çıkarları için bile olsa bizimle o ortaklığa devam edebilmek adına bazı girişimlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. 27 Kasım'da da İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. İkizler Burcu sizin 3. evinizde. Aslında orada bazı haberler alacaksınız, bazı konuşmalar ve görüşmeler yapmaya başlayacaksınız. Aslında bu görüşme ve konuşma sizin e, hayatınızda bir çıkış noktası yaratacak. E, belki de. E, talep ettiğiniz konuşmalar yani konuşmalarda talep ettiğiniz fikir bildirimleri vesaireler karşı taraf tarafından pek olumlu karşılanamayabilir veya çok ciddi alınarak ters tepki verebilir. Bir nevi karşılıklı diyaloglarda sert konuşmalar yine söz konusu olabilir. Böyle bir durumda da mahkeme açmak dava açmak eğer bu evliliğimizle ilgili bir konuysa işte boşanma davası açmak e, gibi bir konuya işaret edebilir. Ortaksa ortaklığımızın bozulması ile ilgili herhangi bir e, dava açmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Kısacası e, iletişim trafiğimizin çok fazla olacağı, e, yeri geldiğinde bazı dedikodu olabileceği, bazılarının gerçek altı dolu olabileceği haritamıza göre bu değişebilir arkadaşlar. Ama bu duyduklarımız sanki Sanki her neyse ya da bu konuştuğumuz konular her neyse ya karşı taraftan ya da duyduğumuz haberlere karşılık bizim bir hamle yaptığımız aklımıza geliyor. Aslında e, bu e, dolunayda ikizler burcunun tam karşısı olan yayda Mars hareketini e, görüyoruz. Bu Mars da yay burcunda biraz çılgınca e, fevrice hareket etmek anlamına gelir arkadaşlar. Duyduğumuz konu her neyse hızlıca çılgınca bir hamle yapmak, hemen olaylara müdahale etmek, hemen olayları çözmek için harekete geçmek gibi bir enerji yaratacak. Eğer bu miras belki kardeş, akrabalarla ilgili bir miras görüşmemiz ise, onlarla uzlaşamayacağımız ya da çıkarlarımız uzlaşarak çıkarlarımızı koruyamayacağımız anlamına gelip, hemen çılgınca bir hamle yapıp belki de e, ...konuyu davaya çevirmek gibi bir e, konuda içeriyor olabilir. E, i̇şin özetine bakacak olursak e, çılgınca hareketlerde bulunacağımız... ...özellikle mahkeme, e, hak arama e, ve bolca diyalon olacağı bir aydan geçiyor olacağız. E, bunların hepsi aslında e, baktığımız zaman... E, Mars yayda e, belki çılgınca bir hamle gibi görünse de Kuzey ay düğümünün de sizin burcunuzda olduğunu düşünürsek aslında bu hamlenin e, gerçekten kendi e, çıkarımızı korumak amaçlı yaptığımızı hatta yaptığımız hamle karşı tarafın geri çekilmesine bile sebebiyet verebileceğini e, gösteriyor gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Kısacası alacak borç miras ve e, Hala tutulmanın etkilerini devam ettiren bir süreç gibi bir ay yaşıyoruz aslında. Yeni ay ve dolunay da bu konuların daha da çok belirgin hale gelmesine vesile olacak diyebiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. Merhaba Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar. Evet arkadaşlar Kasım ayı içerisinde ne dedik? 28 Ekim'de yaşanacak tutulmanın etkilerini hala daha ilk 15 günde yaşıyoruz hatta üzerine bir yeni ay ve dolunay geçireceğiz bu ay bu yeni ay ve dolunayda bunların devamı niteliğinde olayları tetikliyor olacak aslında haritamızda ee, şimdi baktığımız zaman 13 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Ee, bu yeni ay sizin 7. evinizde evlilik, ortaklıkla ilgili önemli bir konuyu tetikliyor olacak. Özellikle evlilik teklifi yapmak, evliliğe... E evliliğimize var olan sorunları çözmek için adımlar atmak karşı tarafın bir hamlesi vesaire gibi düşünebilir. Ya da gerçekten bize sorun ve sıkıntı yaşatan bir eşimiz vardı artık düzeltme yolunda e, alttan alma yolunda bizi memnun etmek adına bir şeyler yapıyor gibi görünüyor olabilir ama unutmayın orası bir e, Akrep Burcu o yüzden kendi çıkarlarını düşündüğü için aslında bunu yapıyor e, ve zaman ve süreç e, bu nasıl bir çıkar düşündüğünde belirtiyor olacak aslında. Hemen e, 28 Kasım'daki İkizler Burcu Dolunay'ına geçecek olursak e, İkizler Burcu Dolunay'ında da e, Baktığımız zaman ikinci eviniz gibi görünüyor yani e, parasal konular gibi görünüyor ama tam karşısında da Mars yay burcunda. Yani aslında çıkarı olan e, ortağımız eşimiz bizi e, ay sonuna doğru aslında maddi olarak bir beklentisi var bu yüzden mi alttan alıyor e, bize nafaka ödememek için mi alttan alıyor ne bileyim e, şartları ve koşulları sadece maddiyat için mi? Yani bu duruma getirdi şeklinde de düşündür düşündürmüyor değil Tabii ki siz bu e, bazı haberler alacaksınız özellikle para konularıyla alakalı bu para konularıyla alakalı e, konuşmalar görüşmeler e, başlarken e, karşı taraftan bir e, hamle gelecek ve e, Çılgınca bir adım atmak isteyecek ya da siz e, kendi çıkarlarınızı korumak adına e, bir girişimde bulunacaksınız gibi düşünüyor olabiliriz arkadaşlar bunu. Veya e, tabii ki karşınızdaki insan e, bu kadar negatif de olmayabilir e, çünkü oradan artık güney ay gömü geçti. Ee, artık bir şeylerin e, ters gittiğini anlayıp aslında m, ortak bir noktada buluşmak işte tekrar şirketi e, ayağa kaldırmak gerçekten iyi bir e, yatırım planı gerçekleştirmekle ilgili bir konu da olabilir. Veya kendiniz iş kurmakla ilgili önemli bir adım atmak isteyebilirsiniz ortağınızla bunun görüşmelerini yapıyor olabilirsiniz ortağınızdan da bu konuda destek alıyor olabilirsiniz bu ikizler burcu dolunayın da. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak e, gerektiğinin bir altını çizerek yani sonsuz güven içerisinde olmadan karşımızdaki insanın ne yaptığını denetleyerek gidersek hayrımıza olacaktır. Yoksa geri durun yapmayın demiyor. Çünkü gökyüzü e, Kuzey Aydın'da koça geçtiğinden dolayı cesaret göster, e, yatırım yap, e, hamle yap diyen bir gökyüzü var. O yüzden... Belki de karşımızdaki çok güvenilir bir insan olmayabilir ama sanki bize tavsiye ettiği ya da yapmak istediği olay bize de kar getirecek, para kazandıracak, gerçekten çıkarlarımızı da koruyacak bir enerjide de olabilir ama sadece sonsuz güven içerisinde olmayın şeklinde. Yine de kendin kendinizi güvende tutacak ve her şeyi yazılı sözlü olarak teyit etmeniz gerekiyor şeklinde vurguluyor gökyüzü. Aslında Jüpiter'in de baktığımız zaman birinci evinizden geçiyor Uranüs deseniz ona keza yani hayat birazcık da size diyor ki yani çılgınca hamleler yapmak için bir şeylerin iteklemesini bekleme hayatta kendin için atılımda bulun girişimde bulun bunu yapamadığın için zaten karşı taraf belki de korkar. Bu çılgınca hamleyi yapacak ee, belki size sormadan bir yatırım yapacak Eş, e, ve eşiniz ya da ortağınız e, sizden habersiz belki yatırımlarda girişimlerde bulunacak ben yaptım oldu diyecek. İlk anda öfkelenebilirsiniz belki bu konuya ama genel itibariyle baktığımız zaman bu çılgınca yatırım e, doğru bir yatırım gibi görünüyor. Sadece e, belki aranızdaki güven problemi sizin daha da çok temkinli davranmanıza sebebiyet veriyor olabilir. Ama dediğim gibi karşınızdaki bu güven duygunu yitirmeniz çok çok normal geçtiğimiz yılın etkilerine bakacak olursak yani o güveni fazlasıyla sarstı karşı taraf. Bu yüzden yazılı ve sözlü teyit ede ede gitmeniz gerekiyor. Yapılan hamle doğru ama yine de kendinizi garantiye alacak şekilde de yazılı ve sözlü teyit ederek sonsuz güven içerisinde olmadan gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Evet arkadaşlar Kasım ayında gerçekten gökyüzü çok hareketli. Özellikle de e, bu gökyüzünde e, Mars Yay Burcu'nda olacak e, ayın geri kalan kısmında yani e, Kasım ayının ikinci haftasında tutulmaların etkileri hala ayın başında devam ediyor olacak. 13 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek bu sizin altın cebinizde yine tutulmanın etkilerinin devamı niteliğinde e, iş yerindeki o karmaşa ve kaos bir düzene girmeye başlayacak her şey yolunda gibi görünecek size alttan alacaklar belki üzerinizdeki yükleri ve kamburları almak isteyecekler ama sanki bu. Ee, yine de bir art niyet içeriyor arkadaşlar bunun bir farkına varın. Yani sanki size yardımcı olmaya çalışıyor, arayı düzeltmeye çalışıyor gibi görünse de karşı tarafın niyeti aslında kendi paçasını kurtarmak gibi de düşünebiliriz. Yani çok böyle güven içeren bir konu var mı derseniz burada aslında çok güven içeren bir konu yok. Ee, o yüzden yapılan her şeyi teyit ederek gidin. Ama sağlık konusunda bir durum varsa burada cesaret olun gerçekten yapılması gereken bir diyet, periz ya da bir ameliyat gibi bir konu varsa artık buradan bunun çıkışı yok yapılması gerekiyor, bu tedaviye başlanılması gerekiyor şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Eğer cesaretli olup yaptırmazsak maalesef ki zor durumda kalıp yaptırmak zorunda kalacağız. Bu da bizim o süreci daha ağır bir şekilde atlatmamıza sebebiyet verir. O yüzden... Cesaretli olanın kazanacağı bir aydan geçiyoruz biliyorsunuz. Cesaretli olun ve fırsatı yakalayın diyor. 27 Kasım'da tabii ki sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. 27 Kasım'daki bu dolunay aynı zamanda tam karşısındaki Güneş'in yanındaki Mars'la beraber karşıtlık yapıyor olacak. Gökyüzü diyor ki yani. Siz iletişime geçin, hareket edin, bir şekilde diyalog veya haber trafiğine başlayın. Karşı taraf sizin konuşmalarınızda istinaden bir hamle yapacak ya da bir şeyi tetikleyeceksiniz diyor. Belki de eşinizi, ortağınızı bir şeye ikna etmeye çalışıyordunuz ama bir türlü ikna edemeyeceğinizi düşünüp kendinizi geri çekiyordunuz. Hayır, Burada konuşulan konular karşı tarafın hamle almasına sebebiyet verecek ve belki de çılgınca yeni bir başlangıç söz konusu olacak. Belki bir yeni ortak gelebilir, iş kurabilirsiniz, yeni bir ortak dahil edebilirsiniz. Hızlıca bir evlilik konusunda ikna etmeye çalıştığınız sevgiliniz bir türlü ikna olmuyordu. Belki de kendinizi geri çekmek istediniz, ben artık bunu dayanamıyorum, tahammül edemiyorum dediniz Tam böyle geri çekileceğim dediniz karşı taraf sizin için çılgınca bir hamle yaptı ve e, evet dedi evlenelim dedi belki evlilik teklif etti gibi bir konuda işaret edebilir ya da tabii ki evliysek burada tam tersi bir senaryoda söz konusu olabilir arkadaşlar. Eğer iyi gitmeyen, yolunda gitmeyen bir evliliğimiz varsa, e, siz bazı sözler ve cümleleri dile getirdiğinizde karşı taraf artık yeter artık diyerek çılgınca bir şekilde evlilik kararı alabilir. Bunu e, söz değil, direkt yaparak uygulayarak e, gösterebilir. Bu da sizin için şok edici bir davranış yine haline gelmiş olabilir. O yüzden eş ortak veya e, sevgili durumlarında karşımızdaki muhatab aldığımız insan her kimse damarına basmadan ilerlememiz hayrımız olacaktır. Bazen e, ettiğimiz sözlerin nereye gittiğinin bir farkına varmalıyız. Pozitifse evet bir gaza getirip karşımızdakini hareketlendirebiliriz ama negatif konularda eğer böyle bir girişimimiz konuşmamız varsa bu sefer tam tersi beklemediğimiz bir şekilde tepki alabiliriz arkadaşlar. E, umarım en iyi şekilde değerlendiririz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet arkadaşlar. Kasım ayı ne dedik? Tutulmaların etkisinin hala devam ettiği bir ay dedik. Aslında etkiye tepki olarak devamı niteliğinde bir ay geçireceğiz. Şimdi e, tabii ki ee, bu tutulmalarda en son yaşanan işte 27 Ekim'de yaşanan tutulma e, Boğa burcunda gerçekleşmiş. Tam karşısında da Mars Akrep'teydi o günlerde. O günden beri bizi alttan alan bir sevgili var sanki idare etmeye çalışan bir sevgili var tam biz böyle. Artık e, yeter ben özgürleşmek istiyorum bu ilişkiden dediğimiz anda bir manevra yapıp bizi alttan alıp bir şekilde hayatımıza kaldığımız yerden devam etmemizi sağlayan biri var. Yalnız bu alttan alma sanki... E, çok işlem ve samimi değil. Sanki kendi çıkarları için bunu yapıyor. Şu an için yapmasında hiç herhangi bir sorun sıkıntı yok. Ama uzun vadede çok da güvenilecek bir konumda mıyız daha henüz değiliz arkadaşlar. Bunu unutmayın. O yüzden maddi manevi çıkarlarımızı, kendi benliğimizi, kendi isteklerimizi, arzularımızı ön plana koyarak devam etmeliyiz. Belki bu aileden biri de olabilir. Aile, çocuklar... Konusunda da bir durum söz konusu olabilir. Belki çocuğumuz bize tamam diyor şu an, belki sorunlar çözüldü gibi duruyor ama hala orada bir sorun var, devam ediyor. Sadece belki de şu an sesi çıkmıyor gibi o çocuğun diye düşünüyor olabiliriz. Tabii ki burada yeni bir hamilelik haberi ise belki de Tutulmanın evresinde hamile kaldınız burada bu konunun biraz daha açığa çıkması görünür hale gelmesi hamilelik sürecinin e, teyit edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ya da zaten hamileysek burada doğum söz konusu olmuş olabilir arkadaşlar e, tabi burada biraz e, ameliyat tarzında bir e, doğum şeklinde düşünebiliriz bunu normal doğum yerine biraz tezyaryan doğumu e, daha vurgulu gösteriyor. Bunun dışında 27 Kasım'da İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. Bu dolunay da tabii sizin 12. evinizde yaşanacak. Şimdi bu dolunay İkizler Burcu'nda bir haber demek. Yani size birileri tarafından bir şeyler aktarılacak, size bir haber gelecek, ummadığınız yerden bir haber duyacaksınız. Bu acaba doğru mu, değil mi, yapsam mı, yapmasam mı diye teyit ettiğiniz bir süreç geçiriyor olabilirsiniz ama bu haber her neyse sizi birden bir tetikleyecek. İşte e, hızlı bir şekilde e, bir hamle alacaksınız bu haberle ilgili. E, belki e, arkanızdan iş, dönen işleri fark ediyor olabilirsiniz. Belki arkanızdan yapılan dedikoduları fark ediyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir hamle almak olabilir. Yine tabi bu Mars'ın da 6. evden geçtiğini düşünürsek e, tam bu Dolunay'ın esnasında e, biraz iş güç kariyer konularında iş yerinde yapılan bazı değişiklikler olabilir. Belki siz hamile kaldınız daha sonrasında iş yerinden e, aniden bir çıkış veriliyor olabilir arkadaşlar. Bu ani çıkış ama sizin hayrınız olacak bunu e, unutmayın çünkü riskli bir hamilelik geçirme ihtimaliniz de var. Belki e, onlar çıkartmasaydı size doktorunuz e, dinlenmeniz gerektiğini belki de iş, işten ayrılmanız gerektiğini e, daha dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor olabilir. Bunun dışında tabii ki Mars'ın 6. evdeki durumu eğer ki Cesaret edip hastalığınızla ilgili bir çözüm çağrı aradınız ve elin taşın altına koyduysanız, cesaretle davrandıysanız bunda bir sıkıntı yok. Ama cesaretle davranmadıysanız sıkışmış olan bir hastalığın böyle bir patlama noktasına gelmesi, işte orada acil bir operasyona girilmesi, e acil bir müdahale yapılması gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Sağlık ihmale gelmez. Eğer böyle bir sorunuz şimdiden yani bu videoyu dinlediğiniz haftalarda fark ediyorsanız ki bununla ilgili haberler gelecektir. E, veya e, rahatsızlığınız var, ihmal ediyorsanız ihmal etmeyin ve doktora gidin. E, son dakikaya bırakırsanız biraz e, sıkıntılı bir süreç geçirme ihtimalimiz var. Eğer Cesaretli davranır, erken gidersek burada bir sıkıntı, problem yaşamayız arkadaşlar. Onun altını çizmek isterim. Daha çok işle ilgili, e, belki de bir bir yerden bir haber alacaksınız, işte bir duyum alacaksınız, bununla ilgili bir hamle yapmak isteyeceksiniz ve ciddi anlamda para kazanacağınız iyi bir işe geçme ihtimaliniz de var. E, belki de bir başvuru yaptığınız bir yerden e, sonuç almak, işe girmek. E, Yeni bir işe başlamak ya da ne bileyim atama terfi bekliyorsak bunlarla ilgili bir durum da yine söz konusu olabilir arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın Merhaba Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Evet arkadaşlar. Kasım ayında sizi neler bekliyor? Kasım ayında tabii ki tutulmaların etkileri hala devam ediyor olacak. ilk 15 gün içerisinde bir de 13 Kasım'da Akrep burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayda zaten geçtiğimiz tutulmaların devamı niteliğinde bir durum yaşatacak. Öncelikle tutulma, siz pardon yeni ay. 13 Kasım'daki Akrep burcundaki yeni ay sizin dördüncü evinizde yaşanacak. Ev almak, ev satmak, taşınmak, tadilat yapmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Orada zaten tutulmanın etkisiyle ev değiştirmek, taşınmak, ev almak, ev satmak gibi bir konu gündeme gelmişti. Bugünlerde artık harekete geçme zamanı şeklinde düşünebiliriz. Bu tutulmanın etkisiyle bu taşınma, tadilat veya Değişiklik sizi aslında bir sıkıntılı süreçten kurtarıyor gibi de düşünebiliriz. Ama sanki mücadele de istiyor. Yani ne bileyim belki komşudan dolayı çok problem yaşadığınız bir evde oturuyorsunuz, taşınmak gibi bir vurgunuz oluştu ve taşındığınızda her ne kadar problemli hani zor şimdi taşınmanın zaman değil deseniz de ekstra bir huzur getirecek sanki bu taşınma size. 27 Kasım'a baktığımız zaman bu arada tabii ki aileden destek alıp yatırım yapmak, ev almak veya tadilat yapmak, var olan evi satıp yeni bir ev almak gibi bir düşünce problem durumda olabilir ya da yatırım yapmak olabilir arkadaşlar. 27 Kasım'da İkizler Burcu'nda Dolunay gerçekleşecek. İkizler Burcu sizin 11. eviniz demek ki yakın çevreniz akrab yani arkadaşlarınız e ne bileyim girdiğiniz bir grup e bir şekilde size bir haber getirecek ve o haberin arkasına takılıp aslında önemli bir hamle alacaksınız şeklinde düşündürüyor hayat bizi. Ee, ...gelecek planlarımız değişecek sanki bu haberle. Şimdi karşısında da Mars yay burcunda... ...üstelik 5. evde olduğunu düşünürsek... ...yani bir arkadaşlığın e, sevgiliye dönüşmesi... ...yine söz konusu olabilir. Bunun dışında e, bir arkadaşımızın tavsiyesiyle... E, ...tanıştığımız kişi e, olabilir. Hayatımızda bir aşk yoksa yeni bir aşk geliyor olabilir. Çılgınca e, bir... ...serüvenin içine dahil oluyor olabiliriz. Ya da sevdiğimiz bir insan var... ...ve bize... E, ...zaten hayatımızda biri var... işte ...evlenme teklifi ediyor olabilir. Yani onun alacağı... ...bir hamle... E, ...bizim gelecek planlarımızı değiştirecek. Bu hamle tabii ki... E, ...eğer sorunlu... ...problemli bir e, ilişki ise... ...ilişkinin tamamen bitmesi... Özgürleşmemek, e, ...özgürleşmek... E, ...veya... İşte terk edildiğimize dair bir haber almak da olabilir. Eğer pozitif giden bir ilişki ise bu hızlıca evliyet çevrilmesi, evlilik teklifi almamız şeklinde de olabilir arkadaşlar. Şimdi e, tabii ki burada e, en önemli vurgulardan bir tanesi de şu beşinci ev sadece aşk evi değil tabii ki çocuklarımızın da evi çocuklarımızın aldığı önemli bir karar hamle hareket e, yine onların e, hayatı ile ilgili önemli gelişme yine söz konusu olabilir bu dolunayla beraber ya da e, hamilelik çocuk e, haberi alabiliriz yani evliysiz çocuğumuz yoksa bununla ilgili e, çılgınca bir karar almış olabiliriz ya da e, Zaten e, hamileysek doğum yine söz konusu olabilir biraz erken doğum gibi bir şey söz konusu olabilir arkadaşlar. Burada yapmamız gereken değişen koşullara hızlıca adapte olmak. Çünkü kuzey aydınlıkta koştu olduğunu düşünürsek, biz plan yapsak da hayat sanki bizi başka yerlere mecbur bırakarak hızlıca hareket ettirmek zorunda kalıyor şeklinde geri kalmamalıyız. Sadece benim fikrim demeden yaşanan durumlara ve koşullara hemen adapte olursak daha pozitif şekilde değerlendirebiliriz diyebilirim bu konuyu. Umarım en iyi şekilde değerlendiririz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar Evet arkadaşlar Kasım ayında sizi neler bekliyor Tabii ki Kasım'da aslında tutulmaların etkileri hala devam ediyor olacak ilk 15 günde ve 13 Kasım'da bir de akrep burcunda yeni ay yaşanacak arkadaşlar akrep burcundaki yeni ay Aslında sizin 3 ev... ev eş dost akraba kardeş evinizde yaşanacak onlarla ilgili bir gelişme olabilir. Veya onların aldığı bir hamle ya da bir yaptırım sizde hayatınıza köklü bir değişime sebebiyet verebilir. Yine onlarla uzlaşmaya gidiyor olabilirsiniz. Bayağı bir iletişim trafiğinin çok fazla olduğu bir zamandır süreci olabilir. Veya siz onlara bir şey anlatıp onları bir konuda ikna etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Nitekim bu iletişim trafiğinin çok yoğun olduğu eş Arkadaş Yani e, akraba, kardeş, e, komşularla yapacağımız bu diyalogların e, aslında kendi hayrımıza, çıkarlarımızı koruma adına e, güzel e, oluşumlar getireceğini söyleyebiliriz. 27 Kasım'da İkizler Burcu'nda bir dolunay yaşanacak arkadaşlar. Şimdi bu dolunay e, sizin 10. evinizde olacak, kariyer evinizde. Şimdi baktığımız zaman Mars da yay burcunda ve dördüncü evde. Sanki böyle taşınmak istiyorsunuz, taşınamıyorsunuz. İşte bir iş dolayısıyla bir şey bekliyorsunuz, haber bekliyorsunuz. Bu iş her neyse oluyor ve belki de siz iş dolayısıyla ev taşımak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Ya da eşinizle aranızda bununla ilgili bir tartışma problem yaşanıyor olabilir. Kısacası işle ilgili bir haber trafiğinizin çok yoğun olduğu bir dönem. Bu haberin gelmesiyle beraber ev içerisinde de çılgınca bir karar almak aklınıza geliyor. Yani bu İş bulup işte şehir değişikliği yapmak, belki atanma, terfi gibi bir konunun söz konusu olması, bununla beraber bir taşınmanın yine söz konusu olması. Belki yurt dışı planlarımız vardı, Jüpiter'i de unutmayalım orada. Dokuzuncu ev yurt dışı ile bağlantılı belki bir girişimimiz vardı, bununla ilgili bir çabamız sonuç vermeye başladı. Belki yurt dışında bir işe kabul edildik, bununla beraber bir taşınma yine söz konusu oldu. Yani çılgınca hızlıca hareket etmemiz gereken bir zaman e, dilimi diye düşünebiliriz bu durumu. E, tabii ki e, aslında evlilik, e, ya yani evlenme, ayrılma gibi bir konuyu da tetikliyor olabilir arkadaşlar. Dördüncü ev çünkü e, iç dünyamızdır. İç dünyamızda bir patlama noktasına geldik burada. Eğer sorunlara, problemlere kendi içimizde bir çözüm bulamıyorsak, o zaman e, yani biraz kendimize yönelik e, bir patlama noktası yaşayabiliriz. Yani ben bunu böyle istiyorum. Bu bu şekilde olmalı. Artık ben bu evde yaşayamıyorum. Ben bu evliliği sürdüremiyorum şeklinde bir patlama noktası da yaşatıyor olabilir bize. Bu da en kötü senaryo tabii. İnşallah umarım e, en iyi şekilde yaşarız. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet arkadaşlar Kasım ayında dediğimiz gibi tutulmanın etkileri hala devam ediyor olacak 15 Kasım'a kadar. 13 Kasım'da da bir akrep burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu da, da neredeyse hani geçtiğimiz yeni ...ay tutulmasının bir devamı niteliğinde yaşanacak aslında. İkinci evinizde yaşanacak bu yeni ay Akrep Burcu'nda... ...maddi manevi gelirlerimizi korumak, yeni gelir kapıları aramak... ...ya da daha önceden başvuru yaptığımız bir yerlerden sonuç almak... ...işsizlik, iş bulmak ya da atama terfi gibi bir konuyu tetikliyor olabilir... ...ve yeni bir işe girmek şeklinde tezahür ediyor olabilir... Ee, tabii ki gelirlerimizi artıracak yeni yatırım fırsatları yakalıyor olabiliriz. Belki e, ortağımızla beraber yeni bir iş kurmak ya da yeni bir işletmeye girmek gibi bir konu olabilir. Satürn'ün e, 6. evde yani iş hayatımızda 8. evdeki Jüpiter'in de e, para yani başkalarından gelecek olan paraları e, vurguladığını düşünürsek aslında hayat bizi bir ortaklığa götürüyor olabilir e, veya bir ortaktan ayrılmaya kadar götürüyor olabilir kendi işimizi kurmak ortaktan ayrılmak ya da e, bir ortakla evet demek gibi yani. Bitiş, sonlanış ya da başlangıç gibi e, keskin bir değişim dönüşüm noktasına doğru sürüklüyor olabilir. Gelirlerimizi artıracağımız önemli bir e, yol ayrımı diyebiliriz aslında bu yeni ay sizinle, sizler için. Özellikle parasal konularında gelirlerimizi artırmak adına önemli girişimlerde bulunacağız. Bu da tabii ki atama ve terfi de tetikliyor olabilir arkadaşlar. 27 Kasım'da İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek bu Dolunay dokuzuncu evinizde yaşanacak arkadaşlar dokuzuncu ev biraz yine bir iletişim alanıdır sosyal medya reklam e-ticaret yurt dışı bağlantılı işler eğitim öğretim alanlarımızdır bu konulardan herhangi birini tetikliği olabilir arkadaşlar daha küçük yaştaysak eğitimle alakalı bir sınav vesaire gibi bir durumla söz konusu olabilir değilse Eğer Belki de eğitim hayatımızda sıkıntılı, problemli olan bir durumu çözmekle ilgili girişimde bulunmak, oradan bir haber almak gibi bir durum olabilir. Yurt dışı bağlantılı yaptığımız işi işte sosyal medya ve e-ticaret üzerinden yurt dışına pazarlamak gibi bir durum olabilir. Sosyal medya üzerinden yine yapacağımız bazı girişimler olabilir. Küçük bir mağaza açmak gibi mesela internet üzerinden bir mağaza açmak, e, online satışlara geçmek gibi bir durum yine söz konusu olabilir. E, bunun dışında tabii ki baktığımız zaman e, bu dolunayın tam karşısında Mars yay burcunda olacak. E, i̇letişim e, ağıdır aslında 3-9 aksı. Yani birilerinden bir cümle duyuyoruz, bir haber duyuyoruz ve o haberi hemen hızlıca harekete geçerek e, hayatımıza dahil ediyoruz gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani ortağımızdan bir e, cümle duyup ona istinaden harekete geçmek, çılgınca bir hamle yapmak, çılgınca bir yatırım yapmak, ne bileyim e, hemen o sosyal medya ağından yakaladığımız bir şeyi hemen... E, fark etmek, hemen reklama için girişimde bulunmak gibi bir durum da söz konusu olabilir arkadaşlar. Kısacası etki tepki yaratacak bir durum aslında bu. E, duyduğumuz bir haber e, bizi harekete geçirecek ve bu daha çok sosyal medya, e-ticaret, yurt dışı ve eğitim alanlarımızda e, ve iletişim alanlarımızı içeriye olacak arkadaşlar. Ve buradaki haber her neyse sıkı sıkıya tutunun çünkü çok değerli bir haber geliyor. Umarım her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba Akrep Burçları ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. Evet arkadaşlar, Kasım ayı da bakalım sizleri neler bekliyor. Öncelikle Ekim'de başlayan bir tutulma mevsimi yaşadık. Malum onun etkilerini hala Kasım'ın ilk 15 günde hissediyor olacağız arkadaşlar. Hatta 13 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da tabii ki sizin burcunuzda. Bir kere bu, bu yeni ay Akrep Burcu'nda yaşanacak ve sizin kimliğinizi, kişiliğinizi daha çok ortaya koymak, iradenizi daha çok ortaya koymak, değişen koşullara hemen adapte olmak, yeni fikirler ve projeler üretmek belki de hayatınızda köklü bir değişime dönüşüme götürecek önemli hamleler attıracak. Özellikle birinci evinizde olduğu için evlenmek ayrılmak boşanmak hayatınıza birinin girmesi iş kurmak atanmak gibi birçok konuyu da Aslında hayatınıza dahil etmek gibi bir durum yaşatabilir özellikle ortaklık evlilik ve iş işle ilgili ana gündem başlıklarını sayabiliriz bunların içinde Çünkü birinci ev demek 12 evin tamamı demek neredeyse ama genel itibariyle de 5'te görüyoruz ya yani burada biraz daha evlilik vurgusunda da ee, çok tetikliyor çünkü 7 e, evinizde de Jüpiter var. Yani karşınızdaki insanlar tamamen bir evlilik niyetiyle geliyor. Gerçekten evlilik niyetiyle sizinle görüşüyor. O yüzden e, oyalama taktikleri maalesef e, sizde bir problem yaratabilir. O yüzden karşınızda hazır bu kadar e, sizinle ortak olmaya da evlenmeye niyetli. İyi birileri varken, güvenilir sağlam birileri varken evet demeliyiz şeklinde düşündürüyor. Gelelim 27 Kasım'da İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. İkizler Burcu sizin 8. eviniz. Hemen karşısında Yay Burcu'nda da ikinci evinizde de Mars e, hareket ediyor olacak. Ve bu dolunaya da tam bir karşılık yapacak. E, şöyle ki e, eşiniz, ortağınız. Bu kurduğunuz e, birliktelik e, bir maddiyat da içeriği olacak. Belki evlilik e, aşamasındasınız işte e, ev kurmak, e, masraflara... Paylaşmak, işte onun için kredi çekmek vesaire gibi bir durum da olabilir. Bunlarla ilgili konuşmalar olabilir ee, ve bunun neticesinde ikinci ev yani harcamalarınızla ilgili önemli bir e, durum söz konusu olabilir. Ne bileyim ev almak, ev satmak, taşınmak, e, mobilya almak, evi düzenlemek, işte düğün masraflarına girmek gibi. Önce konuşma, daha sonrasında bununla ilgili hamleler başlayacak arkadaşlar. Tabii ki bu bir ortaklıksa, işle alakalı bir durumsa, e, o zaman ortağımızın yeni bir yatırım planı olabilir, e, gelirlerimizi art nasıl artırabileceğimize dair önemli vurgular içeriği olabilir bu konuşma. bu e, Bu'nun büyük bir şans olduğunu fark edip hemen hamleye almak gibi bir durum da yaratabilir arkadaşlar. E, tabii ki sorunu giden e, ilişkilerde evliliklerde ve ortak ...işte karşı taraf e, ortaklığını ayıracağını, kendi hissesini çekeceğini... ...ve sizin de kendinizi korumak için bir hamle almanız gerektiğini vurgulayan bir durumda olabilir. Bu da en kötü negatif senaryo olarak karşımıza çıkıyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki hepimiz kendi haritalarımıza göre buradan etkileneceğiz. E, o yüzden kendi haritalarınızın doğrultusunda bu konuyu dinlemenizi... ...ve e, ona göre hareket etmenizi de ayrıca bir tavsiye ederim... Umarım her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Evet arkadaşlar, Kasım ayında bakalım sizleri neler bekliyor? Ne dedik? Ekim ayındaki tutulmaların etkileri hala daha Kasım'da devam ediyor. İlk 15 günde çok vurgulu bir şekilde. Ve e, sanki 13 Kasım'da yaşanacak yeni ayda e, onun bu tutulmaların devam niteliğinde bir konu içerecek aslında. Yani yabancı olmadığınız bir yeni ay yaşanacak burada. 12 evinizde yaşanacak bu akrepteki ay yeni ay hakkınızda olan dedikoduları duyuyor olacaksınız arkanızdan dönen işleri fark ediyor olacaksınız. Biraz daha böyle daha önceden hissetmediğiniz fark etmediğiniz sıkıntılı problemli insanları şu an daha net bir şekilde fark ediyor olacaksınız. Bunlarla ilgili ciddi bir hamle almak isteyeceksiniz. Kendinizi korumak isteyeceksiniz. Yani bir nevi sizi kıskanan insanlar var. Yaşadığınız hayatı, belki yaşadığınız aşkı kıskanan insanlar var. Birinin sanki bir kıskançlık krizine maruz kalıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz bu yeni ayıp. 27 Kasım'da da İkizler Burcu'nda bir dolunay yaşanacak arkadaşlar. Tabii ki bu İkizler e, Dolunayı sizin 7. evinizde yaşanacak. E, birilerinden bir haber alacaksınız. Resmen hani e, bu ayın başından beri dönen dolap. Bir şekilde sizin kulağınıza bizzat geliyor olacak artık. İşte senin hakkında şu şu şekilde düşünüyor diyerek e, açık açı birisi sana e, düşmanlığını ilan ediyor da olabilir ya da onun dedikodusunu getiriyor da olabilir arkadaşlar. Ve bu e, haberle beraber e, siz bir hamle alacaksınız. Yani e, resmen bir adım atacaksınız. Belki ona bir yaptırım uygulayacaksınız. Belki bir... E, dava açacaksınız ya da bir iş arkadaşınız da bunu onunla ilgili e, ne bileyim bir üstünüze şikayet ediyor olabilirsiniz. Onunla ilgili bir e, dilekçe veya bir başvuru yapıyor olabilirsiniz. Ya da kendi işinizde e, çalışan kişi işten çıkartıyor olabilirsiniz. Ciddi anlamda haritanızda bir e, o insandan kurtulmak için önemli bir adım atmak, hamle atmak var. Tabii ki bunun dışında ikizler burcu tabii ki ev ee, belki de ha, e, sizden çok hoşlanan birinin varlığını fark ediyor olabilirsiniz onunla yine bir ilişki başlatabilirsiniz ee, belki biri, biri size açık açı duygusunu paylaşıyor olabilir ve siz de bu e, ilişkiye boş olmadığınızı fark ediyor olabilirsiniz ve e, evet diyebilirsiniz bu da daha pozitif bir senaryo çünkü neden? E, Mars yay burcunda biraz çılgınca hareket ettirir karşımızdaki insanın diyaloğu eğer pozitif bir enerji ise o zaman bunun özellikle aşk ve ortaklıkla ilgili olma ihtimali çok yüksek. bunu da kabul edersek, çılgınca hamleler yaparsak hayatımızda büyük değişimlere sebebiyet verebiliriz ve bu bizim hayrımız olacak diyebiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet arkadaşlar Kasım ayında dediğimiz gibi tutulmaların etkileri hala devam ediyor ve 13 Kasım'da akrep burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da zaten tutulmaların devamı niteliğinde bir durum yaşatacak. Gelecek planlarımız değişiyor demiştik. Aslında tam da bu noktada geleceğimiz için önemli bir adım atmak, önemli bir hamlede bulunmak, önemli bir girişimde bulunmak şeklinde düşünebiliriz. Muammak kalan her şey artık bitecek. Eğer hayatımızda evlilikle ilgili bir hayalimiz varsa onu gerçekleştirmek için adım atacağız ya da iş değişikliği için adım atacağız ya da ne bileyim taşınmak için adım atacağız ya da yatırım için adım atacağız. Hayalimiz her neyse bunun için harekete geçmek anlamına için heran bir durum söz konusu oldu olacak arkadaşlar. Akrep sizin 11. eviniz arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan girdiğiniz gruplardan ve veya bir kulüpten destek alabilirsiniz. Yani bir siyasi grubun içerisinde siyasi liderlerden destek alıyor olabilirsiniz ya da girdiğiniz o siyasi gruptan destek alabilirsiniz. Bu bir spor grubuysa spor grubundan destek alabilirsiniz. Yani o sizin daha e, girdiğiniz e, ortamlara bağlı olarak değişebilir ama bir arkadaşınız, dostunuzdan e, ciddi bir e, geri bildirim alacaksınız ve yardımcı size yardımcı olacak e, güzel girişimlerde de bulunabilecek ya da istediğiniz e, destek talebi karşılık görecek şeklinde düşünebiliriz. İkizler burcunda 27 Kasım'da bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. İkizler burcu ise sizin. Altın cebiniz ee, bu yüzden e, iş hayatınızın içerisinde bazı haberler alabilirsiniz yani e, belki bu iş arkadaşınızdan duyduğunuz bir haber olabilir belki e, patronunuzdan duyduğunuz bir haber olabilir belki müşterinizden duyduğunuz bir haber olabilir hayatınızda ters giden e, bir şeylerin aydınlanma noktası yaşayacaksınız bu haber trafiği ile beraber ve karşısında tam da bir Mars var yani duymanızla beraber hamle almak zorunda kaldığınız bir durum da yaşanacak. Ya da birinin bir şey yaptığını duyacaksınız ve ona karşılık kendinizi koruma eğilimine geçmek isteyeceksiniz arkadaşlar. Belki işten çıkacaksınız, belki işten çıkarılacaksınız, belki yeni bir iş arkadaşı giriş yapacak hayatınıza. Ama bu hızlıca gelişen gelişmeler sizin hayatınızda da önemli bir hamle almak zorunda bırakacak sizi. E Çünkü bu yay burcu sizin daha 12 eviniz olduğundan dolayı böyle sanki duymanızla daha önceden yaşanmış bir olayın duyulması şeklinde bile bir şey olabilir arkadaşlar hakkınızda belki de dedikodular vardı bunların kargaşasını yaşıyor olabilirsiniz biraz gökyüzü karışık işin gerçeğini söylemek gerekirse yani siz ee, sevdiklerinizde e, dışında e, bu en yakın arkadaşınız da olabilir, kardeşiniz da olabilir, sevdiğiniz insan olabilir, eşiniz olabilir. Bunların dışındaki insanların yaptıklarını çok da önemsemeden e, o değişime gönüllü olarak hareket ederseniz karlı çıkacaksınız şeklinde de bir vurgu var arkadaşlar. Çünkü <laughs> Jüpiter 5'te Kuzey Ay düğümü 4'te. Yani ev, aile, yuva, arkadaş alanınızda da yine bir Mars var. O yüzden e, çok yakın arkadaşınız, e, dostunuz, aileniz ve çocuklarınız ya da sevdiğiniz insanlar dışındaki kişilerden gelebilecek etki ve tepkileri çok umursamadan Belki de iş arkadaşınızla aranız bozulabilir, sıkıntı problem yaşayabilirsiniz ya da işten çıkabilirsiniz. Bunların hiçbir önemi yok diyor hayat sana. Çünkü neden? Her bitiş bir başlangıçtır. Yani bir kapı kapanıyorsa bir kapı açılacaktır. Siz sevdiklerinizle beraber o duyguda kalmaya devam edin. Yapılan hamlelere karşılık kendi gardınızı alın şeklinde düşündürüyor. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Evet arkadaşlar Kasım ayındayız. Kasım ayında dediğimiz gibi Ekim ayından gelen bir tutulma enerjileri var. Onun etkilerini hala daha ilk 15 günde yaşıyor olacağız arkadaşlar. Ve 13 Kasım'da da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da sizin 10. evinizde yani tam bir kariyer evinizde. Eğer ki bu yeni bir iş kurmaksa gerçekten burayla ilgili tamamlanması gereken, görüşülmesi gereken veya prosedürün tamamlanması gereken işte evraklarının veya mali kayıtların tamamlanması gereken bir durum var ve onu hemen hızlıca yapmalıyız şeklinde bir vurgu gösteriyor. Bunun dışında. Ev almak, ev satmak, belki de iş dolayısıyla taşınmak gibi bir vurguyu da içeriyor olabilir arkadaşlar bu. Tabii ki atama terfi gibi bir konuyu bekliyorsak bu dönemde atama terfi ile ilgili bir konu da gündeme gelebilir. Onunla ilgili yine bir yapılması gereken evrak kitap gibi bir şey olabilir. Bunların tamamlanması ile ilgili uğraşıyor olabilirsiniz. Daha çok böyle kariyer iş konularının biraz daha gündemde olduğu bir süreçten geçiyoruz. Burada işe girmek de olabilir, işten ayrılmak da olabilir arkadaşlar. Yani sıkıntılı problemli olan bir işin bitişi veya uzun zamandır çabaladığınız uğraştığınız bir işe de giriş olabilir. Yani uzun zamandır iş arıyorsanız başvuru yaptığınız yerlerden geri dönüş sağlanabilir. Orada kendinizi ispatlamak zorunda kalabilirsiniz. Deneyim ve tecrübelerinizi göstermek zorunda kalabilirsiniz. Bunun dışında da yine atama, terfi, yükselme gibi bir durum istiyorsanız bununla ilgili yine gelişmeler yine söz konusu olabilir. Eğer uzun zamandır iş değiştirmediyseniz burası iş değişikliğine sebebiyet verebilir arkadaşlar. Yeni bir işe geçmek için var olan işimizden feragat etmek ya çıkmak ya da çıkaramak gibi bir konuya da işaret ediyor olabilir. 27 Kasım'da İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. İkizler Burcu sizin 5. evinizde. sevdiğiniz insanlar, aşkınız, ya da çocuğunuzla ilgili bazı konuşmalar, e, iletişim trafiğinin çok güçlü olduğu bir süreçten geçiyor olacağız. E, belki de e, bu iletişim sevgilimizden bir evlilik teklifi almak ya da bizim sevgilimize bir evlilik teklifi etmemiz gibi bir durum olabilir. Hamilelik, doğum gibi bir haberi işaret ediyor olabilir. Var olan çocuklarımızla ilgili bazı e, konuşmalar, görüşmeler, onlarla yaptığımız diyaloglar. Belki onların bir eğitim programı için e, özel bir hamle almak zorunda kalabiliriz. Kısacası burada konuşulan her neyse e, 27 Kasım'daki ikizler e, dolunayı sizin bir hamle almanıza sebebiyet verecek. Belki e, gelecek planlarımızı hemen bir şekillendirmek isteyeceğiz. Belki de evlenme teklifi aldık evet diyerek bir çılgınlık yapacağız ya da evlenme teklif ederek bir çılgınlık yapacağız e, hayatımızda. Aşk çocuklarla ilgili önemli bir gelişme söz konusu olacak arkadaşlar. Malum işi de yeni düzenlemişken artık e, ilişkiyi de bir, bir taşlar yerine otursun 2024'de belki hem iş hem de aşk konularını tamamlayarak geleceğiz diye düşünebiliriz. Umarım her şey gönlünüzce olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın. Merhaba balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Evet arkadaşlar Kasım ayında e, sizin haritanıza göre baktığımızda aslında tutulmaların etkileri yine on, ilk 15 günde devam ediyor olacak. Ve e, bu tutulmaların devamı niteliğinde e, 13 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar. Burada aslında e, seyahate çıkmak, e, yurtdışı bağlantılı işler yapmak, e, sosyal medya üzerinden bir girişimde bulunmak e, ya da ne bileyim vize gibi... E, ne bileyim yurtdışı bağlantılı bir iş arayışı gibi yazışma, görüşme trafiğimizin çok olacağı, belki de iş görüşmesine şehir dışına çıkacağımız gibi bir konu içeriyor arkadaşlar. Buradaki e, durum aslında e, 27 Kasım'da İkizler Burcu'nda bir dolunay yaşanacak. Mars'ta o dönemde tam böyle yay burcuna geçiş yapacak arkadaşlar. E, baktığımız zaman, ee, sanki bulunduğumuz yerden bizi taşınmaya teşvik edecek uzaklardan bir iş bağlantısı var sanki ve e, o işe başvuru yapmak işte onunla ilgili çaba göstermek veya yurt dışı bağlantılı bir işi tamamlamak hemen sonuç alınması ve e, hızlıca bir yurt dışına çıkış gibi bir durum da söz konusu olabilir. Tabii ki burada e, İkizler burcunda e, dolunay yaşanacak 27 Kasım'da burada daha da görünür hale gelmeye başlayacak bu durum e, aile içerisindeki bazı konuşmalarımız görüşmelerimiz haber trafiğimiz işte taşınmakla ilgili aldığımız kararlar anne babamızdan aldığımız bazı destek konuşmaları gibi bir konu yaşanacak ve onlardan aldığımız destekle de e, iş ve kariyer için önemli bir adım atacağız şeklinde düşünebiliriz bu belki daha üniversite çağındaki bir arkadaşımız için işte yurt dışından bir fırsat şeklinde görünüyor olabilir. Ya da yine ailemizin de teşviğiyle yurt dışına çıkmak için oradan bir iş teklifi almak, orada yaptığımız görüşmelerin olumlu sonuç gelmesi, hemen hızlıca onlarla ilgili harekete geçmek gibi bir durumda olabilir. Kısacası bağımlılıklarımızdan kurtuluyoruz, talep ettiğimiz, arzu ettiğimiz konuşmaların karşılık bulduğu bir dönemden de geçiyoruz arkadaşlar. Böyle aile, ev ve şehir değişikliği, yurt dışı değişikliği gibi konuların oldukça gündemde olduğu bir zaman dilimi yaşıyor olacağız. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.